Evet, herkese tekrardan merhabalar. Şimdi gezelim görelim adı altında yeni olan yer Madenci Müzesi Zonguldak. Bu ilin ünlü olması, isminin duyulmasının nedeni madencilerin olması ve maden ocaklarının çok olmasıdır. O yüzden de size bir maden müzesi gezisi hazırlayalım dedik. Hoş geldiniz. Siyah akar Zonguldak'ın deresi, yüz karası değil kömür karası, böyle kazanılır ekmek parası. Burası Zonguldak madenlerinde şehit olan vatandaşlarımızın anıtı. Böyle görebilirsiniz. Sen, aziz şehrim, uykusuz yaşadığımı bilmelisin. Bütün işçilerin saçak altında uyuduğu bir saatte ben mızıka çalarak geçiyorum sokaktan. Sen, aziz şehrim, ellerim, gözlerim kadar benimsin. Ve aziz şehrim, şu anda seni terk etmem için her şey tamam. Gemi hazır, yelken fora. Fakat neden, neden ölülerim bırakmıyor yakamdan? Oluyor böyle. Bunun içine böyle işçiler binip madenlere bu şekilde iniyorlar. Bu da bir maketi. Kara elmas, kömür, taş kömürü cenneti, içinde binlerce hayatı barındıran madenler, görmeyen, yaşamayan hissedemez bu karanlık kuyunun can damarlarını, bilemez orada soluduğu havanın zararlarını, ekmek parası için bir ömür verilir bu diyarlarda, aile için girilir ipsiz kuyulara, can verir, canan verir durmaz çalışır ekmek parası için benim madencim. Zonguldak'ın gururudur, canıdır, kıymetlisidir madencilerimiz. Biz de size onların yaşadığı zorlukları ve iş hayatlarını anlatmak için maden müzesini ziyaret ettik. Türkiye'deki ilk ve tek maden müzesini. Uzun Mehmet tarafından 1829 yılında bulunan ve 170 yıldır üretimi yapılan taş kömürü Zonguldak Havzası için en önemli kaynaklar arasında yer alıyor. Türkiye'nin önemli kömür üretim merkezlerinden biri olan Zonguldak'ta yıllık ortalama 1 milyon 235 bin ton kömür üretilirken Türkiye Taş Kömürü Kurumu 5 müessese müdürlüğüne bağlı ocakların yanı sıra kömür üreten rödovanslı saha işletmelerinde çalışan yaklaşık 10.500 civarındaki işçi için madenler, kömür en önemli istihdam kapısı olarak görülüyor.
Bunu böyle işçiler böyle çıkartıyor. Elmas oluşmadı. Elmas daha oluşmamış burada. Çünkü elmasın oluşması için biraz daha fazla enerjiye ihtiyaç var, ısıya ihtiyaç var. Lava mı ihtiyaç var? Evet, onun gibi bir şey. Bu da kömürü aldıktan sonra ocak üzerine yıkılmasın diye hani bu şekilde yapılıyor. Ondan sonra kömür buradan alındıktan sonra bu kaldırılıyor. Emniyetli şekilde göçertiliyor, yani kontrollü şekilde göçertiliyor. Ha, öyle burada aile işi bitiyor. Madencinin. Burada alanlarda çalışıyorlar. Dar alanlarda. Burada mı işi bitiyor? Evet. Böyle dar alanlar, hatta şöyle diyebilirim. Şöyle alanlarda bile çalıştıkları oluyor. Sadece şu, şurayı yukarısının dolu olduğunu düşün. Böyle böyle alana girip taş çıkartıyorlar. Hatta füreklerin girmediği yerde elleriyle alıp şeye dolu bu şekilde. Hadi ya. Taşıyorlar, evet. Burası Zonguldak Limanı temsil ediyor. Zonguldak Limanı. Çok eski zamandaki. Şurası Zonguldak gemilerinin var ya şeydeki, 1948 yazıyor. Ha evet ha, tamam. 1848. Liman arkası orası. Evet. Baksana şuraya maden yapmışlar ya. Zonguldak'ın altı işte değil mi? Evet, mesela kömür damarı da aynı bir şekilde. Gördüğünüz gibi kömür damarı, bak kömür damarı diyor. Biz madenimizden böyle bu kömür damarını böyle takip ederek bu damarlardan kömürü çıkartmaya çalışıyoruz. Deniz seviyesinin altına iniyoruz hatta bazen. Bu dışarıdaki asansör market değil mi? Evet. Bu asansörle de kuyulara iniyorlar. Burası da Varagel kömür ocaklarına, aynı bunun içini doldurup ocaklardan bu şekilde yeryüzüne çıkartıyorlar. Gerçekten böyle büyük tüneller var. Ondan sonra aynı böyle ocaklara doğru gidiyorsunuz, tavanlara. Aynı deminki orada mankenlerde gördüğünüz gibi. Böyle büyük ocaklardan gitgide ayak tavana iniyorsunuz. Oradan kömür çıkartıyorsunuz. Müzeyi gezerken adeta hayran kalıyorsunuz. Madenciliğin ne kadar zor şartlardan bu zamanlara geldiğine birebir şahit oluyor gibisiniz. Madenleri gördükçe ve madende kullanılan malzemelerin tanımını okudukça işin zorluğu çıkıyor meydana. Uzun Mehmet'in 8 Kasım 1829'da bulduğu bu siyah taş, bu memleketin kara elması olmuş.
Taş kömürü ölçmek 8. Bir ince taneli kum taşı. İki iri taneli kum taşı. 3 konklemera. Şu bizim tünellerde de çıkıyordu. Konklemera. Hmm. Aynı böyle beton gibi böyle. Bu böyle oradan suyun geçtiğini anlamına geliyor. Hı. Hı-hı, daha önce. Şist, şu şist. O ne oluyor orada? Şist de kömüre benziyor ama bu yanmıyor. Ha, yanmıyor. Yanmıyor evet. Kömür 8 değil mi? Evet, kömür 8. Yedincisi nerede? Evet, güzel bir maden müzesi gezisinden çıktık. Serdar evet. Kankim size gayet açıklayıcı bir şekilde anlattı, anlatmaya çalıştı. Bence güzel değil mi Karda? Evet, yani güzel. Zonguldak'a gelince burası da bir... Görülmeye değer. Görülmeye değer. Çünkü burası bir maden şehri, madenci şehri. Gayet de güzel anlatmışlar ya maden müzesinde. Evet. Neyin güzel ne olduğunu. Güzel tanıtım videoları da var. Tavsiye ederiz. Aynen. Biraz buruk oluyorsunuz, biraz böyle, biraz şey oluyor değil mi insan yani? Evet, biraz duygusallaşıyor. Duygusallaşıyorsun. Evet, bir dahaki gezelim görelim videosunda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Doğru gel, el sallayalım. Hadi el sallayalım hep beraber. Bay bay.